belediye başkanımızın bu buluşma yapmış olduğu için kendilerine teşekkür ediyorum. Hizmetlerinden dolayı kendilerini takdir ediyoruz. Sayın muhtarlar, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Çorum Muhtarlar Belediye Başkanlığı'na layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Muhtarlar seçildiği günden bugüne kadar şahsım ve diğer muhtar kardeşlerimizin her zaman yanında olan hizmetleriyle şehrimizi onurlandıran Sayın Belediye Başkanımız Muzaffer Gücü Bey ve ekibine şahsım ve muhtar kardeşlerim adına teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum. Sosyal belediyecilik alanında yaptığı kapsamlı projelerle büyük bir şehir haline geldi. Örnek alınan bir şehir haline getiriyor. 7 yıldan beri Türkiye'mizin 51 muhtarı var. Tabii Türkiye'de temsili demokrasi uygulanıyor ama köyde kimseye sandığa gittin, reyini verdin, bundan sonra bu işleri ben takip edeceğim, karışma diyemezsiniz. Köyde büyümüş ve 15 yıldır da köylü kardeşlerimizle, köy hayatıyla da yakından ilgilenme durumunda olan bir kardeşiniz olarak biliyorum ki köyde kimin işi yoksa muhtarın işini yapar. Öğretmenin işini yapar, imamın işini yapar. Doğru mu? Öyleyse evet ki muhtarlar sandıktan seçilip çıksalar da yaptıkları her işi köydeki kardeşimiz takip eder ve doğrudan da karara tesir etmeye çalışır ki bir doğrudan demokrasi uygulamasının aslında en canlı örneğidir desek köy yaşamımız herhalde çok ileri bir yorum yapmış olmayız. Değerli arkadaşlar, bizim gerek milletvekillerimiz açısından biraz sonra milletvekilimiz de elbette benzer bir değerlendirme yapar diye düşünüyorum. Gerekse belediye olarak bizim muhtarlarımız hani gören gözümüz adeta tutan elimiz mesabesinde. Herkesin durumundan tek tek haberdar olmamız, herkesin derdini anında öğrenmemiz, ulaşmamız mümkün değil. Ama siz adeta o mahallenin babası gibi, o köyün babası gibi olandan bitenden her şeyden haberiniz olur ve ilgililere de gelirsiniz, onları iletirsiniz. Onun için ben gerek kamu kurumları açısından gerekse siyaset kurumu açısından iktidarın muhalefeti siyaset kurumu açısından muhtarlarımızın fevkalade önemli bir noktada görev icra ettiğine inanan bir kardeşimizin. Böylece aslında hizmetin de hem kalitesini yükseltmiş oluyoruz, hem hızını artırmış oluyoruz, hem de bir yandan vatandaşımızın memnuniyetini yukarılara çekmiş oluyoruz. Tabii işin bir tarafında da özel idare var sizin açınızdan. Oranın da bir çözüm ortağı olduğunuzu, iş ortağı olduğunuzu da herhalde ifade etmek lazım. Değerli kardeşlerim, şöyle muhtarlarımızla toplanacağız deyip gününü kararlaştırınca aklıma 2002 yılı geldi. O zaman seçimlerimizi yaptık, tamamladık. Sonrasında hala devam edenler de var içlerinde. Artık üçüncü, dördüncü dönem olunca belki azaldı sayıları ama böyle çok güzel hatıralarla anlıyorum ve ölene kadar da muhabbetleri, hatırları bende hep baki olacak çok sayıda kardeşim var. Biz aslında 2002-2007 yılının köy hizmetleri mantığına şahit olmuş bir insan olarak köylerimizin, köyümüzün, muhtarımızın nereden nereye geldiğine de şahit olmuş insanlarız. Yani bir köye yapılacak olan köprünün gelir köy hizmetlerine bir dilekçe verilir. Dilekçenin bölgeye gitmesi için milletvekili aranır, il başkanı aranır.
Dilekçe oraya gönderilir, oradan Ankara'ya gitmesi için yeni bir referans peşine düşülür. Efendim oradan da yatırım programına alınmışsa ondan sonra da para gelsin diye ödenek peşinde koşulurdu. Şimdi oralardan köylese geçtik. Allah razı olsun, trilyonlarca paralar geldi. Köylerimize hizmetler yapıldı. Sonrasında Beldes geldi. Aynı mantıkla beldelerimize hizmetler yapıldı. Bir süre sonra da köy hizmetleri davet edildi. Ve şimdiki yapıya kavuştu ki özel idaremizle birlikte de şimdi Allah'a hamdolsun verdikçe veriyor. Ve ne kadar bu süreki bütçemiz? 90 trilyon lira. Ben greyderini köy hizmetlerinden ayarlamış, mazotu olmadığı için de birilerinden mazot parası istendiğine şahit olan bir kardeşimiz. Bir hayır sahibi o köyden çıkmış, 1-2 bin lira para verecek ve mazot konulu greydere yol kullanması yapılacak. Şimdi çok farklı bir noktaya, çok farklı bir standarda ülkemizde, şehrimizde ulaştı. Ve bunlar çok çok önemli ama asla buralarda kalacak, buralarda da yetinecek değiliz. Zamanımızı, paramızı, insanımızı en iyi şekilde inşallah kullanarak önümüzdeki yılları da birlikte yönetmeye ve bu şehri, bu ülkeyi birlikte kalkındırmaya da inşallah devam edeceğiz. Tabii bizim için 2009'a geldiğimizde yeni bir dönem başladı. Muhabbetimizde azalma olmasa da görüşmelerimizde haliyle azalmalar oldu. Biz farklı bir alana yoğunlaştık, farklı işlere yoğunlaştık ve o işlerimizin içerisinde de elbette köylerimize daha az zaman ayırır olduk. Ama ülkemize, şehrimize ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz başka bir noktada o gayretin, o aşkın içinde olurken başkaca arkadaşlarımız da köylerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin işlerini takip ediyorlar. Zaten özel idareyle beraber de çok ekstra takip yerine ödenek ve planlama ihtiyacı öne çıktı ki bu açıdan da hepimizin işi daha da kolaylaşmış oldu. Değerli kardeşlerim, az önce izlediğiniz filmde bir kelime geçti. Değişim. 2009 yılında göreve talip olurken halkımızdan belediye başkanlığı için yetki isterken biz bu şehirde bir değişim yaşatmak istiyoruz. Eğer o değişimi siz de istiyorsanız, bunun yapılacağına, bunun başarılacağına ve bunu bizim kadrolarımızın yapacağına inanıyorsanız bize bu inançla yetki verin demiştik. Bazıları ne değişecek, niye değişecek, nasıl değişecek dedi. Biz de dedik ki, bir, belediye değişecek, iki, şehir değişecek. Belediye nasıl değişecek? Çöplerini toplayan, suyunu akıtıp, su parasını tahsil eden, yama yapan, efendim ağaç budayan bir belediye yerine, yani günlük işlerinin içine mahkum olmuş, hapsolmuş bir belediyecilik anlayışı yerine, az önce gördünüz, 60 trilyon liraya atık çöpleri depolamak, kokudan, hastalıktan kurtulmak için proje üreten bir belediye olacağız dedik. Asfalt yaması yapan bir belediye yerine her sene 100 bin tonun üstünde. Niye 100 bin ton? Çünkü belediyecilik tarihinde bir sene 100 bin ton asfalt dökülmüş. Öyleyse bizim en düşük standartımız, seviyemiz 100 bin olacak dedik. Ve şu anda
7. yılın sonuna gelirken 750 bin ton asfalt serdik. Nereye serdik bunu? Osmancık'tan girişe. Nereye serdik bunu? Ankara'dan girişe. Hemen yanı başımızda Akşemseddin Caddesi'ne. Ortaköy'den gelirken Cemre Bey Caddesi'ne ve sokaklarımıza, caddelerimize 750 bin ton asfalt serimi yaptık. Alaca, Koçhisar'dan 51.6 kilometre. Yani buradan çıksanız Alaca'yı geçiyorsunuz. İskilip'e varıyorsunuz. Osmancık'a varıyorsunuz. Merzifon'a neredeyse varıyorsunuz. Oradan şehrimize içme suyu getiriyoruz. Seneye bu zaman inşallah olduğunda onu buraya akıtmış olacağız. Bütün bu projeleri nasıl yapıyoruz? Bir inançla yapıyoruz. Bir aşkla yapıyoruz. Bu işin dertlisi olarak yapıyoruz. Akşam başımızı yastığa koyduğumuzda eksik kalan işimiz bizim başımızı ağrıtıyor. Eğer onunla yapmazsak, onun derdiyle dertlenmezsek, emin olun bu işlerin yapılması, bitirilmesi mümkün değil. Peki, yalnız mı yapıyoruz? İşte burası çok önemli. Bunu yalnız yapıyoruz. Bunu en başta şehrimizdeki 14 mahalle muhtarımızla yapıyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum huzurunuzda. 7. yılımızı yaşadığımız şu günde elbette eleştirilerimiz olacak. Şikayetlerimiz olacak. Olacak ki daha iyisini yapacağız. Ama birbirimizin yaptığı işi engelleyecek, kötüleyecek hiçbir adımın, hiçbir tavrın içerisinde onlar da olmadı, ben de olmadım. Bu bize yakışmaz zaten. Çorumlu olarak yakışmaz. İstisnalar olurdu. Ne mutlu bize ki Allah bizi öyle bir istisnayla da karşılaştırmadı. Muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, siyasi kadrolarımız, milletvekillerimiz, hükümetimiz, başbakanımız, cumhurbaşkanımız el ele verdiğimizde işte birlikte başarıyoruz. Bir olduğumuzda, beraber olduğumuzda ortaya müthiş bir enerji, büyük bir güç ortaya çıkıyor. Yoksa hani Yunus'u okursunuz, Hacı Bektaş'ı okursunuz, hep derler ki oldum deme, piştim deme. Kim ben yaptım derse yanılır. Kendini aldatır. Onun için biz bu işin tılsımının ne olduğunu da biliyoruz. İşbirliği yaptık, güçbirliği yaptık ve şehrimizi hep beraber kalkındırmak için de bu fırsatları Allah'a bir şükürler olsun ki değerlendirdik. Değerli kardeşlerim, az önce gördüğünüz filmde bir kısmını izledik. Elbette ne benim burada uzun uzun anlatmam mümkün, ne de o filmde hepsini görmek mümkün. Ama şunu söyleyeyim size, geçmiş dönemlerin hiçbirisiyle mukayese edilmeyen bu hizmetlerimiz, geçmiş dönem borçlarımızı da temizleyerek yapıldı. 23.8 milyon TL, yani 24 trilyon eski ifadeyle de eski borç devralmıştı. Bu borçlarımızın da hepsini bitirdik. Şu anda geçmiş dönem borç olmayan 3-5 tane belediye var. Sayılı. Bir elin parmakları kadar. İşte onlardan birisi de Çorum Belediyesi. Vergi borcu, SSK borcu, efendim gayrimenkule haciz geldi, şu oldu, bu oldu. Bunların da hepsinden Çorum Belediyemizi kurtardık. Geçmiş dönem tek kuruş borcumuz yok ve ayrı bir şey daha söyleyeyim. Kişi başına düşen yatırım bakımından da Türkiye'nin ilk 10 belediyesinden birisiyiz. Türkiye'de bir tane belediye var.
Bu 1000 tane belediyenin ilk 10 belediyesinden birisi de gurur duyuyor ki bu şehrin belediyesi. Mahallemizin 14'üne de aynı vatandaşlık haklarına sahip olan 250 bin kardeşimizin hemen hepsine de adalet içerisinde bu hizmetleri götürmeye çalışıyoruz. Bizim şuradan oy aldık, buradan oy almadık, şuradan az aldık, buradan çok aldık gibi bir hesap yapmaya da hakkımız yok. Sandık açılmıştır. Bir oy fazla alan emaneti teslim almıştır. O emanetin hakkını verirken de asla adaletten ayrılmamak lazım. Biz de buna dikkat ediyoruz. Adalet mülkün temelidir. Yani mülk demek mal mülk, tarla bahçe değil ha. Mülk devlet demek. Devletin temeli adalettir. Biz de o adalet anlayışı içerisinde koşuyoruz, koşturuyoruz. Bir de şuna inanıyoruz. Hizmetin şucusu, bucusu, sağcısı, solcusu, şu partilisi, bu partilisi olmasın. Hizmetin neyi olur? Hesabı, kitabı olur. Hesabı, kitabı yaptıktan sonra da çıkarsınız yola, işinizi yaparsınız. İşte böyle yapıyoruz. Böyle yapınca da her fırsatta söylüyorum, ideoloji değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Eser siyaseti yapıyoruz. Ne diyor büyüklerimiz? Eşek ölür, kalır semeri, insan ölür, kalır eseri. Derdimiz bizden geriye bir eser bırakabilmektir. İnşallah bunu yapıyoruz. Ve bir şey daha inanarak ifade etmek isterim. O da 2019'a geldiğimizde inşallah şu anda 30 ilde uygulanan büyükşehir belediyeciliği Türkiye'nin tamamına yaygınlaştırılacak. Şu anda böyle bir irade yukarıda var. Bu gerçekleşirse burada olan ne varsa köylerimizde hepsinde aynı standartta aynı kalitede olacak. Zaten yapılıyor. Zaman zaman özel idaremizde yaptığımız çalışmalarımızda, ortak toplantılarımızda bizzat şahit oluyorum. Oyun grubundan altyapısına kadar dün hayal dahi etmediğimiz işleri bugün yapıyoruz. Şimdi neyin kavgasını veriyoruz biliyor musunuz? Bizim foseptik niye geç yapıldı? Bizim kanalizasyon niye geç yapıldı? Benim milletvekili olduğum dönemde hiç kimse benden böyle bir şey istemedi. Hiç kimse. O zaman istenen şey kumlama yapmak için kredilerdi. Şimdi istiyorlar. İstesinler, yapacağız, koşacağız, koşturacağız. Devletin görevi budur. Eğer dün istenmeyenleri bugün hem şehirde hem köyde milletimiz istemeye başlamışsa bu bize neyi gösterir biliyor musunuz? Bu ülkenin büyüdüğünü, bu ülkenin kalkındığını, bu ülkede hizmetin standartlarının yükseldiğini gösterir ki bu hem bizim için, şehrimiz için hem de 78 milyon milletimiz için bir gurur vesilesidir. Küçük yatırım, büyük yatırım. Dün aklımızdan geçmeyen şeyler eğer bugün standart olarak kabul edilmişse, benim köyümü niye geç bıraktınız diye muhtarımız hesap soruyorsa aynı zamanda da demokrasinin güçlendiğini gösterir. Bir iftihar vesilesi. Yine söylüyorum, geldiğimiz noktayla hiçbir gün yetinmeyeceğiz. Yetti, buraya kadar demeyiz, diyemeyiz. Daha iyisini yapmak için koşmaya, çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.
Ama nereden nereye geldiğimizi de, hangi noktadan hangi noktaya taşındığımızı da öncelikle biz yöneticiler, atanmış, seçilmiş, hiç fark etmez, muhtarımızdan belediye başkanımıza, filanca yerdeki müdürümüzden oranın memuruna kadar sorumluluk makamında olan herkesin biliyor, alıyor ve unutmadan onun idraki içinde değerli kardeşlerim hareket ediyor olması lazım. Ve bu işleri de bir trend içerisinde asla bir geriye gidiş olmadan da sürekli ileri ileri ileriye taşımamız lazım. Bizim bunu başarmamız şart. Şehir olarak, ülke olarak eğer bunu hayata geçiremezsek, büyük hedeflerimizi hep diri tutamazsak, bilin ki yarınımız bugünümüzden daha zayıf olur. Daha geride oluruz. Gözümüz hep ileride olmalı. Ufkumuzu hep geniş tutmalıyız. İleriye bakmalıyız. İleriye bakalım ki Cumhuriyetimizin, genç Cumhuriyetimizin 100. yılına geldiğimizde, yani bir asırlık bir çınar haline geldiğimizde büyük hedeflerini, büyük projelerini hayata geçiren bir şehir, bir ülke olmayı, bir millet olmayı hep beraber başaralım. Bunu başarmamız lazım. Ben Çorum'da yaptıklarımıza bakıyorum, heyecanım tazeleniyor. 2002'de olduğumuz günden bugüne bakıyorum, şöyle 10 yılda, 15 yılda yapılan hizmetleri bir film şeridi gibi gözümün önünden geçiriyorum, heyecanım tazeleniyor. Dün biz bunları hiç hayal etmedik. Ama hayal dahi etmediğimiz şeyleri başardık. Bizim milletimiz çalışkandır, güçlüdür, fedakardır, cefakardır. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. İşte değerli kardeşim, ellerimizi üst üste koyduğumuzda, yüreklerimizi üst üste koyduğumuzda, bir olduğumuzda, beraber olduğumuzda neler yapabileceğimizin en güçlü ifadesi şurada gördüğünüz üretimlerimizdir, Türkiye'nin kazanımlarıdır. Elbette Türkiye dünkü Türkiye değil. Sözümüzün başından beri söylüyoruz, büyüyoruz, güçleniyoruz, kalkınıyoruz, özgüvenimiz artıyor. En önemlisi bu. Güvenli, özgüvenli yitirmiş bir insan her şeyini yitirmiş demektir. Onu kazanmış olan, onu diri tutan bir insan da bunların hepsini yapar. Büyüdükçe, güçlendikçe de şunu bilin ki düşmanlarınızın sayısı artar. Ne demiş büyüklerimiz? Büyük dağın karı büyük olur. Et diye süt diye dokunmadan bir köşedeki ülke olmak durumundan kurtulup iddia sahibi, özgüven sahibi, bende var diye bir ülke olunca düşmanlarımız, ülkemizi karıştırmak isteyenlerin sayıları da artıyor. Bilin ki artacak. Eğer bu ülkenin düşmanları sayısı artıyorsa düşmanlarının, o zaman şunu da bilin ki ülke olarak, millet olarak doğru yolda gidiyoruz. Allah o yoldan bizi geri koymasın. Değerli kardeşlerim, sözlerimin sonunda 1 Kasım'da yapılacak olan genel seçimlerimizin ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirecek bir seçim olmasını diliyorum. Güçlü ülke, kaldıran ülke, büyüyen
yolumuza devam ettirecek bir sonucun sandıktan çıkmasını temin ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Lütfen köylerimizde, hemşehrilerimize bizden çok çok selam götürün. Sağ olun, var olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olasın.